kurumu kurmaktır. İşte biz bunu söylediğimiz zaman irtica oluyor. Yani benim ülkemde Ortodoksluğun başı patrik olacak, İslam dünyasının başı halife olmayacak. Görüyor musunuz ihaneti? Ve değerli arkadaşlarım, efendim, o olmasaydı bu kurtulmazdı. Yok canım, nereden çıktı bu? Peki Suriye'yi kim kurtardı o zaman? Allah aşkına. Cevap versinler. Kurtulduk diyenler. Irak'ı kim kurtardı sahi? Hicaz'ı kim kurtardı? Libya'yı kim kurtardı? Mısır'ı kim kurtardı? Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u kim kurtardı? Irak ne kadar kurtulduysa Türkiye'de o kadar kurtuldu. Suriye ne kadar kurtulduysa Türkiye o kadar kurtuldu. Irak'ın sınırını kim çizdiyse Türkiye'nin sınırını da o çizdi. O güç çizdi. Suriye'nin sınırını bizim vilayetlerimiz bunlar. 6 asır vilayetlerimiz bunlar. Ve Irak'ın Suriye'nin düzenini kim kurduysa Türkiye'nin düzenini de o kurdu. Lozan masasında Türkiye heyetinin görevi katipliktir resmen. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar sırayla yönetiyor. Türkiye heyeti katiplik konumundadır. Onlar söylüyor, bu yazıyor. Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u Fransızlara terk ettik. İmza. Libya'yı İtalyanlara terk ettik. Suriye'yi Fransızlara. Türkiye'yi, Irak'ı İngilizlere. Tek tek. Bütün Kafkaslardaki, Balkanlardaki hepsini tek tek yazıyorlar. Ondan sonra son bir madde daha yazıyorlar Lozan'a. Ola ki bir karış bir toprak parçası unutulmuştur diye burada listede sıralananların dışında bir yer varsa Türkiye onlarla da ilgilenmeyecek diyorlar. O da var. Bu da yetmiyor. Diyor ki İslam hukukunu kaldıracağınızı da taahhüt edin bakalım diyor. Yani Lozan'da resmen var yazılı maddelerinde hukuk sistemimiz de ipotek altına alınmıştır. Hukuk sistemimiz hangi hukukla efendim muamele göreceğimize de Lozan karar veriyor. İslam hukukunu kaldıracaksın, Haçlı hukukunu getireceksin, tamam mı diyor. Bizim takım tamam diyor, altını imzalıyor. Olay budur. Peki ben size bir şey sorayım şimdi değerli arkadaşlarım. Bu İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar gitmeseydi, kalsaydılar ne yaparlardı Allah aşkına? Ne yaparlardı soruyorum. İngiliz bu ülkede ezanı yasaklayamazdı. İngiliz bu ülkede Kur'an'ı yasaklayamazdı. İngiliz bu ülkede hilafeti kaldıramazdı. Şeriatı kaldıramazdı ben size söyleyeyim. İngiliz'e yaptırmazdı bu millet. Ama adı Mustafa olan, adı İsmet olan insanlar ordumuzu da kandırdılar. Milletimizi de kandırdılar. Meclisimizi de kandırdılar. İngiliz'in, Fransız'ın, İtalyan'ın yapmayacağı ihaneti, zulmü yaptılar. O kadar yaptılar ki komünist Rusya komünist devrim yaptı. Kiril alfabesini değiştirmedi. Çin, Mao komünist devrim yaptı. Çin alfabesini değiştirmedi. Japon alfabesini değiştirmedi. Ve nihayet İsrail 2000 sene sonra devlet kurdu, İbrani alfabesi kullanıyor. Ve bu milletin bütün tarihi, siyasi, coğrafi, hukuki, kültürel, imtiyazi, ahlaki, bütün kültür, medeniyet ve din varlığını bir gece de harp devrimiyle yok ettiler. Bir millet, imparatorluklar kurmuş bir millet, medeniyet sahibi bir millet, akşamleyin alim yattı, sabahleyin cahil kalktı. Ve işte Japon ayağa kalktı, Alman ayağa kalktı, Rus ayağa kalktı, Türkiye ayağa kalkamıyor. Neden? Çünkü 15 yaşında delikanlı gibi bile değil kültürü. Başbakanı Türkçe bilmiyor bu ülkede. Evet, başbakanının Türkçe bilmediği bir ülke. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla yani 6 okla tarihi hafızası kaybetmiş, coğrafi hafızasını kaybetmiş, kültürel hafızasını kaybetmiş, etnik hafızasını kaybetmiş, siyasi dini hafızasını kaybetmiş, dostunu tanımayan, düşmanını tanımayan, önünü göremeyen, ne yapacağını bilemeyen bir millet durumunda. Yani milli bir körlük meydana geldi. Ve işte 60 milyonluk bir ülke 7-6 milyonluk Ermeni karşısında zelil oldu, rezil oldu. Peki şimdi ben bir şey söylüyorum.
Lozan böyle aldı götürdü neyimiz varsa. Ama bunlar olmasa ne olurdu? Söyleyeyim. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ekibi Talabani ve Apo gibi davranmasaydı Bağdat'a karşı, İstanbul'daki halife ile Ankara'daki meclis uyumlu çalışsaydı, memleket işgal altındayken İngilizlerle işbirliği yapacaklarına Sultan Vahdettin ile işbirliği yapsaydılar ki Ankara'daki meclisi Sultan Vahdettin oluşturmuştu, orduyu terhis etmeseydiler memleketimiz işgal altındayken, Mustafa Kemal orduyu da terhis etmiştir işgal altındayken, ta İzmir İktisat Kongresi'nde çıksınlar konuşalım, memleket işgal altında, meclisin ve hükümetin haberi yokken Mustafa Kemal orduyu terhis ediyor, düşünebiliyor musunuz? Ve Mondros Mütarekesi'nin 11 ve 12. maddelerini öğretmenler lütfen açın bakın, bulabilirseniz tabii. Diyor ki 11 ve 12. maddelerinde İngiliz, Fransız ve İtalyan işgalcilerine saldırılmayacaktır diyor. İşgal altında ülke. Peki bu Ankara'daki meclis niye toplanmıştı? Bu ordu niye toplanmıştı? Düşmanları def etmek için, kovmak için değil mi? Devleti kurtarmak, vatanı kurtarmak için değil mi? İşte Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey, bunlar Mudanya mütarekesini yapıp İngiliz, Fransız, İtalyanlarla anlaşınca işgal altındayken, memleket işgal altındayken, İstanbul işgal altındayken anlaşınca Ankara'daki meclis ayağa kalktı. Ankara'daki meclis diyor ki, biz buraya diyor Osmanlı Devleti'ni yıkıp topraklarını verip Ankara köyünde bir diyor küçük devlet kurmak için gelmedik. Biz devleti kurtarmak için geldik, hilafeti kurtarmak için geldik, İslam'ı kurtarmak, hukuku kurtarmak için geldik diyor. Ve Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey kürsüye kalkıyor, siz diyor şehidimizin kanını sattınız diyor Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya. 21-27 Ocak 1923 tarihli 7 gün süren gizli meclis tabutlarını hadi yayınlasınlar da görelim. İhanetle suçluyor Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı. Biz diyorlar sizi kabul etmiyoruz, Lozan'a gidemezsiniz, bu anlaşmayı yapamazsınız. Bu olaydan bir ay sonra Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey, sen misin bu sözleri söyleyen? Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'i Muhafız Alay Komutanı Topal Osman askerleriyle birlikte öldürüyor, Çankaya'nın bahçesinde gömüyor. 3 gün sonra da 1. meclis yok ediliyor. Ordu yok edilmiş, Kurtuluş Savaşı ordusu terhis edilmiş. Ankara meclisi yok edilmiş. Ondan önce İstanbul'daki Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindirilip gönderilmiş. Bütün engeller bitiyor. Eğer böyle yapılmazsaydı memleket işgal altındayken o iç savaşlar olmayacaktı. Ankara-İstanbul kavgası. Aynen şimdi Bağdat'la Talabani, Kuzey Irak kavgası gibidir. Ve Ankara meclisi Peşmerge meclisi durumuna düşürülmüştür. Osmanlı Devleti'nin işgali anında. Devlet yıkılmazdı. Şairin bu şehri İstanbul gibi misli behadır, bir sengin ağanın yekpare acem mülkü fedadır dediği İstanbul başkent olmaya devam ederdi. Hilafet kaldırılmazdı, kültürümüz yok olmazdı, İslam dünyasının başı olma vasfımız sürerdi. Çok çabuk eski vilayetlerimizle, eski vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle bütünleşirdik. Yeni dünya düzeninde bir numaralı devlet olarak bugün yerimizi alırdık. Bakın, yeni dünya düzeni dedikleri yeni düzenlemede haritada Alman İmparatorluğu yerini almış, Japon İmparatorluğu yerini almış, Çarlık Rusyası yerini almış, haritada sadece Osmanlı yok. Osmanlı yok haritada. Ve Türkiye, bırakın Osmanlı olmayı, bırakın Osmanlı olmayı, acaba mevcut topraklarım da bölünür mü diye büyük bir panik ve telaş içindedir. Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleyi doğru koymak lazım, doğru vaz etmek lazım. Eğer bu millete kaybettiklerini doğru söyleseydiler, millet onları almak için bütün gücüyle yüklenirdi 70 seneden beri. Ama her şeyi kurtardık bilen deyince millet uyudu, millet uyutuldu. Bir gözlerini açtı ki,